Seyhan Mutfağı aşkından herkese merhabalar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı da sunuyorum. Lotus cheesecake tarifimi sizlere paylaşıyorum. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Denemenizi tavsiye ederim. Şöyle tereyağım var. E, tüm ölçülerini açıklamalar kısmına malzemeler listesine ekliyorum ve Lotus şöyle 250 gramlık Lotus bisküvi e, gösteriyorum sizlere ama tabii ki taban için hepsini kullanmayacağız. Şöyle bir miktar ayırıyorum üzerine süslemek vesaire için bir miktarını robot içerisine koydum kum haline gelene kadar gördüğünüz gibi çektim zaten çok kısa sürede çekiliyor ve ben 100 gram tereyağı kullanmıştım gördüğünüz gibi bir hayli de fazla gelmiş aslında 60-70 gram tereyağı yani bir dolu tepeleme bir buçuk yemek kaşığı belki yemek kaşığı tereyağı kafi gelecektir onu da ben not olarak açıklamalara yazarım Kaynatmadan erittim e, ve e, robotta çekmiş olduğum kum haline getirmiş olduğum bisküviler ile gördüğünüz gibi buluşturdum. Bir hayli güzelce karıştırdım ve silikon kalıplarım var. Muffin kalıplarım ben onları kullanmak istedim. E, kağıt muffin kalıplarım yoktu açıkçası elimdeki malzemelerle yapmaya çalışıyorum. Şöyle tahmini miktar çok aşırı kalın olmadan tabanına. Tereyağlı bisküvili karışımı bastırdım güzelce yerleştirdim ve şöyle sizlere daha yakından gösteriyorum dolapta dinlenmeye gönderiyorum ve kremalı harcı için 2 adet yumurtamız 2 yemek kaşığı nişasta 300 gram labne peyniri 1 paket 200 milimlik sıvı krema ben az yağlı kullanıyorum sizler tam yağlı kullanabilirsiniz 1 paket vanilya. Ve bir çay bardağı da şeker gördüğünüz gibi tüm malzemeler bunlar. Ben sanki kek yapıyormuşum gibi iki adet yumurtayı öncelikle kırmak ve çırpmak ile şeker ile çırpmak ile başladım. Normalde işte labne peynirini sıvı kremasını koyup onları güzelce çırpıp sonrasında yumurtaları tek tek ekleyerekten yapılıyor cheesecake. Ama ben bu sefer sanki kek yapıyormuşum gibi farklı yapmak istedim. Her şekilde de oluyor kesinlikle. Bu şekilde sizler de yapabilirsiniz. Ee, şeker eriyene kadar birkaç dakika çırptıktan sonra bir paket vanilyayı, 200 milimlik sıvı kremayı koyuyorum. 300 gramlık labne peynirini de koyuyorum. Şöyle üst tabanından aldıktan sonra altında su bulunuyor. Onu dökelim. Bakın suyunu görüyorsunuzdur zaten. Döktükten sonra geriye kalan kenar köşe kısımlarını sıyırdıktan sonra 2 yemek kaşığı nişastayı da koyuyorum. Onu da yine aynı şekilde çırpma işlemine devam ediyorum e, elektrikli çırpıcıda. Yaptıktan sonra bir miktar çırptıktan sonra şöyle kaşık ile sağını solunu topluyorum. Kıvamını da sizlere gösteriyorum. Kıvamı gerçekten çok güzel olmuştu. Dolapta dinlenmiş olan e, alt tabanını biliyorsunuz hazırlamıştık bisküvili kısmını üzerine kremalı kısmı döküp ben şöyle kaşık ile koyuyorum sizler farklı bir kap ile de daha rahat boşaltabilirsiniz şöyle bir santim kalacak şekilde çünkü taşma payını da hesap ederekten çok doldurmadan hepsini koydum gördüğünüz gibi 2-2,5 su bardağı da su koydum ve ısınmış olan fırına gönderiyorum üzerinin Lotus bisküvili kreması için şöyle 350 gram normalde elimdeki kavanoz e, o şekilde ama biz 50 gramını e, biraz kullanmıştık. Kahvaltıda vesaire biraz almıştık. 300 gramı kalmıştı. Hepsini boşaltıyorum. Sizler dilerseniz aslında kalın bir katman çikolata oldu. E, sizler dilerseniz 200 gramını kullanabilirsiniz. Yani 200 gram bu verdiğim ölçülere göre kafi gelecektir. Ocağın orta bölümünü almıştım. Kaynadıktan sonra altını kıstım ve tamamıyla de çözüldükten sonra da çikolata altını kapattım ocaktan aldım kenara soğumaya bıraktım. Ve bu arada gördüğünüz gibi cheesecake'lerimiz de biraz çatlamış ama en azından kararma olmamış çünkü su koyduğumuz için kararma gayet güzel kararma olmadan güzelce pişmiş ve soğuyan cheesecakelerin üzerine yine soğuk hale gelmiş olan Lotus kremalı çikolatayı koyuyorum Aslında e, ılık halde dökmeliydim Çünkü koyduktan sonra bir hayli artık şekil vermek bakın üzerinin e, pütürlü olduğu üzerleri e, daha pürüzsüz böyle dümdüz hale gelmesi için ılık halde dökebilirsiniz üstünün e, çikolatalı kremasını ve geriye kalan bisküvilerimi ben robotta çekmiştim. Bir miktarda da şöyle üzerlerine süslemek için parçalamıştım. Toz haline gelmiş olanları, kum haline gelmiş olanları bir yarım çay kaşığı, bir çay kaşığı olacak şekilde üzerlerine kondurdum ve kesmiş olduğum, parçalamış olduğum lotus bisküvileri de yine şöyle kenarlarına dokundurdum. Bu şekilde dokunuşlar yaparaktan sizlere bu halini gösteriyorum ve dolapta birkaç saat dinlendirdim. 3-5 saat hatta bir ertesi güne de bırakabilirsiniz. Ertesi gün servis edebilirsiniz. Çünkü dinlendikçe gerçekten lezzetine lezzet katılıyor. Sizlere artık dinlendikten sonra en son sunum aşamasını göstermek için servis tabağına aldım. Şöyle daha yakından gösteriyorum. Bir tanesini de küçük bir tabağıma aldım ki iş dokusunu da göstereyim. Aslında doku testi de yapmıştım. Yani yemiştim. Ama sanırım önceki videolarım ile birlikte ben yanlışlıkla silmişim e, telefonumda bulamadım açıkçası Çünkü yeme kısmında göstermiştim sizlere e, mükemmel e, harika bir kreması altı üstüyle her katmanı ile ayrı bir lezzetli olmuştu kesinlikle sizlerin de şiddetle denemesini tavsiye ederim Biz çok beğendik Umarım sizler de yapar beğenirsiniz Bu arada ben videomun sonuna geldim e, bana destek için videomu Beğendiyseniz sosyal medyada paylaşabilirsiniz ki çok daha fazla kitleye ulaşsın Değerli görüş ve düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Sormak istediğiniz aklınıza takılan ve biliyorsunuz ki emek veriyoruz. Emeğe saygı için like atalım izlerken en önemlisi abone olalım. Hoşçakalın.